gibi. Yatağın üstünde nar mı soyulur, nar mı soyulur? Bir kere görmeyen yar mı sevilir, yar mı sevilir? Gecesi gündüzü bir olmayınca, bir olmayınca. Ne yapacağız? Seninle belgesel yapacak mıyız? Karantinamızı. Dizilerine, altına da yabancı. Karantinamızı çekmeyecek miyiz? Çekeceğiz. Bak belgesel çekiyoruz Elif, gel buraya. Kız Elif. Hiç kalbini soğutma hiç. Kuşların çiftleşiyor. Böyle yuvaları var, oraya giriyor çıkıyor, yumurta bile yapmamışlar. İniyorum. Geliyorum. Yakala beni. Hoppa! Kore'ne böyle duruyorum. Kusbir kıskanın beni bak. Elbis seneli komşunuz gördü de. Onu gördüm rüyamda bu gece. Diyor ya. Bir sıkıntı bastı. Ben uyanamıyorum. Sanki burama bir şey oluyor. Bir nasıl yönetim bitiyor. Yiyip kilo alacağız. Başka bir şey yok. Ama sen iyisin. Ben iyi miyim? Hı-hı. Ben de kilo aldım teyze ya. İş başlarsa şey yaparsın, zayıflarsın. Maraton. Maraton. Sabahtan televizyonda kaldım. Gelmiş biri de diyor ki evde de içim şey yapın, spor yapın. Sen yapıyor musun spor? Yapmam. Ne yapıyorsun? Ben çok zayıfım. Neyime yapayım spor? Çok zayıfım. Baksana bana. Sen benim öyle şeyime bakma. Erzincan'dan geldim. Ondan sonra buraya geldim. Burada bu beyi buldum. Bundan evlendim. İstanbul değişti. Mesela şey oldu o zaman. Sıkı yönetim oldu Ecevit'in zamanında. O zamandan böyle evlere kapandılar. Camlara perdeler çektiler. Yağlar, kuyruk, tüpler, kuyruk. Her şey kuyruk. Peki şu an evdesin ya, çıkamıyorsun. Bir de karantina var. Şimdi sıkı yönetim var. Onu mu hatırlatıyorsun? Bunları tabii ki hatırlarım. Keşke köyümde olaydı. Seni de annem götüreyim gel. Peki köyde sadece Türkler mi yaşıyor? Tabii. Türkler bizim orada biz Ermenilerle beraber de yaşadık. Ha. Tabii ki bizim orada onların mezarlarıyla bizim mezarlarımız yan yana. Tabii. Hep mesela biz, ben görmedim ama amcam gösterirdi işte, giderdik orada tarlalarımızı. Onların evleri bile var hala bizim orada. Kilisemiz var. Bu kilisemizi biz hale bir muhafaza ederler bizim Türkler. Etraflarını çevirirler. Çünkü oralarda altın gümrükleri çok var. Şimdi dikkatli olman lazım değil mi? O bak koydum valla. Benim parmağıma. Kalabalık yerdesin. Evet. Hemen suya tut. Hemen tutacağım. Kalbim çok kabarmış. Bak, kenarda sana hediye gelecek ama ne zaman? Ha evet.
Evet, gördüm. Yani. Aa, gelir umarım. Hı? Umarım gelir. İnşallah. Evet. Gel beni sar. Sonsuz sallayın beni sar. Bitti mi? Onları sen yanına koy. Onlar daha dursun. Sen geçen benim adıma ne dedin? Melisa mı dedin? Evet. Melisa ismini çok seviyorum diye. Ha. Vallahi. Benim adıma da Melisa mı demiştin? Onun kızı vardı. Onun da adı Melisa'ydı. Çok seviyordum o kızı. Ermeniydi ama çok seviyordum. Ben seni çok sevdim. Onun için ismini Melisa koydum seni. Melisa, Melisa diye çağıracağım sana. Peki gerçek adımı biliyor musun? Diyemiyorum ki onu. Amca güzel diyor. Geçen sene mi? Geçen sene bir adam, biri geldi. Kapıyı zile bastı, isim sordu. Evet. Ben dedim ki, yok dedim, orada öyle biri oturdu. Oysa senimiz. Peki şimdi amca söyledi, söyleyebiliyor musun? İyi. Bartoni. Ne? Tekrar söyle. Bartoni. Bartoni. He. Bartoli. Bartoli. Vartuhi. Ya ben diyemiyorum. Neyce? Hani? Vartuhi. Çok güzel diyor. Ben diyemiyorum. Vartuhi. Vartuhi. Vartuhi mi? Şimdi sen orada elini alacaksın onu, beni çekeceksin. Tekrar sana mı vereceğim? Yo, beni çekeceksin. Ben nasıl çekeyim seni? Elini aldıktan sonra bak göreceksin, orada şey var. Lan karı. Ne taraf? Nerede? Aa, şu mu? Orada bir şeyleri görüyor musun? Ha, şimdi ters çevireceğim. Hı. Neleri görüyorsun orada? Orada ne görüyorum? Bizim balkon iplerini. Değil mi? Şimdi onu peki bana doğru şey yapsın. Evet, evet, evet işte. Ben gözüküyorum değil mi şimdi? Evet, evet. Çiçekler. Aa, evet. Gözüküyor mu? Gözüküyorum, çiçeklerin yanındasın. İyi, güzel. Yeter. Yeter mi? Ay. E hadi yola sepet. Allah sen ne güzel o çiçeklerin ortasında ya. Şahane. Yarın inşallah daha iyi olurum. Tamam, iyi. Diyorum gece ağlayacağım. Niye? O kadar kilo aldın dedim bana. Allah Allah. Sen kaç günlük karantinadasın? Tam bir aydır. Tam bir ay oldu. Peki karantina önceki hayatın nasıldı? Geziyordum, topluyordum, gidiyordum her yerlere. Nereye gidiyordun? Her tarafa gidiyordum. Eminönü'ne gidiyordum. Ama şimdi hep depresyona girdik. Bak hep bunalıyoruz. Gerçekten ben depresyona yani. Çok korkuyorum. Ama ne yapacağım? Neden korkuyorsun? Geçeceğim. Ya insan korkuyor, kafaya takıyor. Yani bir hast gelir mi, insan yakalanır mı? Ne bileyim ya. O mesele sabahtan karşıdan götürdüler. Kadını söylemiyorlar. Belki var. Binaya söylesinler bile. Karantinaya mı alırlar, ilaçları mı alırlar mı? En çok ne yapmayı özledin? Korona öncesi yapamadın. Yürüye yürüye kızıma gitmeyi özledim. En sevdiğin yer neresi İstanbul'da? Kultur. Devamlı gelsen yani. Ama şimdi bu hastalık geldi. Bir yere bile çıkamıyorsun. Bu kadar evden çıkmadan amcayla yaşamak nasıl? Çok güzel. Güzel mi? 50 sene oldu be yavrum. 40 bitti daha. Tam 50 sene oldu evleneli. 50'ye girdik hesabı.
Ama yaşlandıkça daha şey oluyorsun. İçeride içeride bulamıyorsun ya. O çıkardı, sabah çıkardı, akşam gelirdi. O akşama dek oturmazdı ki böyle evde. Korona bitti, ilk an ne yapacaksın? Mesela sinemaya giderim, işimi alır. Gider miydin sinemaya? Evet. Bunu ne yapacağım şimdi? Onu düğün gibi alacaksın. Sana istediğini çekeceksin ve artık sen bana soru soracaksın. Ay bizim halıları çekiyor. Neleri çekiyor? Neredesin? Tamam. Ha, gözlükleri taktın sen. Tabii. Şimdi sana sorayım. Sor. Sen ne zaman geldin İstanbul'a? 2013 yılında. Daha önce nerede oturuyordun? Daha önce Ermenistan'daydım. Tabii annem baban Ermenistan'da. Annem babam Ermenistan'da. Annemle tanıştın değil mi? Annemle tanıştım. Annem gelmişti ya buraya. Evet. Kaç kardeşsiniz? Onlar senden küçük değil mi? Evet. İki erkek kardeşim var. Ay getirmek istemiyor musun böyle? Getireyim mi? Getir tabii yanında biraz dursunlar. Onlar da dursunlar. Ama şimdi gelemezler tabii. Evet. Bu arada bitsin getirin. Hmm, tamam. İstanbul'u çok sevdin mi? İstanbul'u severim. Sevdiğim için kaldım. Türkleri sever misin? Türkleri severim. Teşekkür ederim. Ben de seni severim. Komşularından memnun musun apartmanda? Komşularım ya. Ne yapayım, şikayet edeyim mi şu an? İster misin? Benim adımı artık az buçuk biliyor musun? Ya ne bileyim, çeviremiyorum. Martuni. Amcam güzeldi, ben diyeyim. Sen de öyle. Hayatından memnun musun? Şimdiki şu hayatımda. Genel olarak mutlu mu galiba? Tabii ki ya. Peki sen Ermenileri sever misin? Severim. Neden? Sevmesem ismini çağırmam kızım. Ha, tabii ki. Yani bizim komşularımız gerçekten çok iyiydi. Hani Rumlar olsun, Ermeni. Bak şurada bir kadın var. Bu Ermeni üstteki amca da Rum herhalde. Azer Rumca konuşuyor. Yani. Hadi ya. Hı? Oradan en çok sevdiğin manzara hangisi? Aha, bu ağacı çok seviyorum. Bunu. Bir de şu evi. Tabii ki dutu da çok seviyorum. Dut da var orada. Aa, dut ağacı mı? Şu da dut ağacı, canım benim. Dut ağacı. Ulan ne yerler çekiyorum bak bak. Aa, komşumun halısını da çektim. Aa, bunlar da benim çamaşırlarımmış be. Daha nereye çekeyim? Daha da kimse yok. Vallahi çok güzel çektim diyeyim. Senden de güzel çektim. Her taraf boş mu? Gene ikimiz birbirimize kaldık ha. Aa, şuradan artık çekeyim. Azıcık da seni çekeyim. Hadi anlat hayat. Hadi. Neyi merak ediyorsun? Hadi anlat. Sor da ben de anlatayım. Hadi sorayım. Niye evlenmedin? Bir kere evlendim. Ha. Ayrıldın değil mi? Evet. 19 yaşındayken evlendim. Ayrıldım. Çok küçük ayrılmışsın. Ondan sonra evlenmeyi düşünmüyor musun? Hayır diyorum. Hayır. Evlenmeyeyim mi? Yok evlen. Hani böyle kafana göre, şeyine göre bul birini tabii şimdi ki evlen. Şimdi düşünmüyorum ya. Bence de düşünme. Uzun süre düşünme. Boş ver. Hayatını yaşa. Değil mi ya? Niye önceden şey yapamadın, Mevce tanıyamadın mı? Bazen şey oluyor ya. Hani bir sevgilin oluyor ve toplum senden onunla evlenmeni bekliyor. Biraz i̇şte. Sanırım o toplum beklediği için evlendi. Çok güzel vallahi, çok iyi yapmışsın. Evet. Ne olacak, gel yemeğini yap, gel çamaşırını yap, gel he. Boş ver. Hayat sana güzel. Canım benim. Binnaz kaç senedir sende? Binnaz 4 seneyi geçti. Benim çamaşır takmamdan, sürtememden rahatsız oluyor musun? Eskiden biraz daha fazla oluyordu. Sen de bana bir kere dedin ki ben kirlilik hastasıyım, yapmam gerekiyor. Ben onu anlamadım. Şimdi ama evdeyiz yani.
evde olunca canı sıkılınca temizlik yapmaya başlıyorsun. Evet. Oradan seni biraz daha fazla anlamaya başladım. Allah bir de makine olsun bana. Yarın da mı tatılıyormuş? Kim dedi? Erhun diyor. Ben duymadım. Arkadaşımla konuşuyor da mikrofonuma dokunuyor. Yok. Ya. Ben huzursuz olacak hiçbir şey değilim Allah aşkına. Bu ban kızar buraya geliyor. Ben buna kızarım arkaya giderim. Yarım saat sonra çağırırım. Ali çay içelim mi? Evet. Yok yok. Şu otur ilaçlar zaten hiç kullanmadım ben. Bizde yoktu yani. Amcam herhalde bak. Evet, jel rahatlattı yani. Bir de ben evet. Öyle yapıyorum şeyle. Saklıyorum makinesiyle ısıttım abi öyle. Bugün rahatladı. Sepet yanında mı? Sepet yanında olmaz mı tabii ki? Sepet yanında kızım. Sepet süzgünümüz olur mu? Ceyran yapmış. Tamam, onu al teyzeciğim. Şimdi kamerayı tekrar sana vereyim mi? İster misin? Ne yapacağım daha? Biraz da yarın konuşak. Öyle mi? Herhalde hepsini birden bitirme. Keyfin nasıl? Bayramı seyrediyorum. Gel beraber seyredelim. İyi, kutlu olsun bayramın. Aa, senin de canım da. Oynamıyor mu? Oynuyor. Oynuyor mu? He, altta siyah yazılar yazın çıkıyor. Süper, tamam. Öyleyse. Kapan. O bayram benim bayramım çünkü. Benim bayramım. Neden? Okula gitmedim de o sevinci yaşıyor işte. Sen nasıl okula gitmedin? Nasıl okula gitmedin? Amcam vardı. Amcam da kızlar okula gitmez okumaz dediler. Eski kafalar. Evet. Göndermediler. Sadece amcamın kızları bizde yani. Amcamın kızları da bizde. Hiçbirimiz okula göndermedi. Erkeklerden başka. Peki 20 Nisan'da böyle her taraf bayrak ve bir coşku vardı. Çok güzeldi değil mi? Biliyor musun? Çok sevdim. O yana geldim, o yana gittim. Şiirler okudum evin içinde. Amcam da bana baktı, dediler, okumuş olsaydım, vallahi okumuş olsaydım benim. Ben çok sevdim bayramları ya. Çocuk bayramı, 23 Nisan. Söyledim işte evin içinde. Bağırdım, çağırdım, durdum. Peki bayrak sever misin? Çok. Bayrak sever severim. Cama taktım, duruyor bak camda. Senin için ne ifade ediyor bayrak? Oradan anlatayım. Ya işte ne bileyim. İnsanın ne olduğunu, Türk olduğunu, Müslüman olduğunu, her şeye şey yapıyor, bayrak. Sizin de var, bizim de var. Olmaz olur mu? Peki birisi burada yaşıyorsa ve Müslüman ve Türkiye'si ne olur? Aa, olur mu öyle şey? Onlar bizim için, biz öyle ayrım etmez. Hepsi bizim için şeydir. Olmaz olur mu? O bayrak onların da bayrağı oluyor mu? Tabii ki olur, niye olmasın? Öyle mi? Tabii ki olur. Ekmek çeşidi aldın mı, var mı ekmeği? Ama yarın da biter zaten. Yarın biter. Zayıflamışsın biraz. Ne? Ha. Vay be, teşekkür ederim. Şimdi namaz mı kılacağım? Şimdi abdest alacağım, namaz kılacağım. Yemeklerimi ayarlayacağım. Nasıl geçiyor günün? Anlat mı bakıyorum? Sonra sen kaçta yemeyeceksin? 8'de mi? Evet. Günün nasıl geçiyor? İşte yemek yapıyorum. Çamaşır yıkıyorum, temizlik yapıyorum. İftara masa hazırlıyorum, yemek hazırlıyorum. Yemeklerimizi, ondan sonra namazlarımızı kılıyoruz, çayımızı içiyoruz, oturuz, yatıyoruz, gece bir daha kalkıyoruz. Evet, evet. Bol bol iş yapıyoruz, başka. Aynen, aynen. Oruçlusun çocuklar, yorar bayağı. Peki Ermenistan hakkında hiç duydun mu? Nasıl Ermenistan? Biliyorum. Ermenistan nerede peki? Onu da bilmem. Ne bileyim ben yavrum Ermenistan nerede?
şey yapıyor. Tabii ki komşu olduğunu biliyorum da nerede olduğunu ne bileyim, gittim mi ki bile. Diyelim ki şu sınıra yakın, şuraya yakın diye. Ama duymuşum, biliyorum. Bir gitmek ister mi? Giderim, götürürsün. Merak eder misin mesela orada? Çok merak ederim öyle yerleri. Ama uçağı öteye verip korku hobim var çünkü gidemem. Hiç bilmedin mi? Hayatta. Bilmedin. Hiç bilmedim. Peki böyle birisi sana dese ki, sana bir tane uçak bileti veriyorum. Ne? Sana uçak bileti veriyorum, kocanla gideceksin, gezeceksin. Nereye gitmek isterdin? Önce senin ülkene giderdim. Hayalin var mı teyze? Hı? Hayalin var mı? Çok hayallerim var, ben çok hayal kurarım ama biri gerçek olmuyor. Hayal kurmadan yaşar mısın? Kızımın köyüne bile gitmedim. Kızın neyine? Kızımın memleketini bile gezmedim. Sadece düğününe gittim, o kadar. Kızının memleketi neresi? Tokat. Şey. De Tokat'ı kız unuttum, dur. Çorum. Şimdi bunu sana mı vereceğim tekrar? Hayır. Hatırlamıyor musun beni? Ha tamam, okey. Neredesin be? Ha onu ters tutuyorsun. Böyle tut bakayım. Ha. Şöyle mi? Evet. Lan niye? Şimdi ekranda bak, gözüküyor mu? He şimdi. Var mı değil mi? Ya o ellerini eline koymuşsun. Tamam. Duvarı görmüyorsun. Hangi duvarı? Duvarı çekiyor musun bilmediğini? Hayır. Duvar üstünde oturuyorsun, tabii ki gözükecek. Çiçeklerin yanındasın. Bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle sade işleyeceksin. Ha tamam. Tam oynatacağız. Ellerini koyduğuna koyma kısmetin bakalım. Aç, niye koyuyorsun ellerini? Yavaş aşağı düşersin. Geçen sordum, yine sorum var. Komşularını çok seviyor musun? Bunu çok mu merak ediyorsun? Evet. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Üzüme gülüyor. Tabii seni sevmemek olur mu ya? Teşekkür ederim. Naz ne yatırdı? İşte ben komşularımı çekiyorum. Ezan da okuyayım ve namazımı kılmak üzereyim tatlım benim. Biraz da bu kadar da yarın çekelim. Yakala. Ne haber teyze? İyi. Gülüşek ederim. Çok güzel gözüküyorsun ha. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş. Teşekkür ederim. Seni götürmek isterim ama size yasak. Evet, sen gidemem. Evet. Hadi git. Heyecanlı mısın yürüyeceğin? Çok. Ayaklarımı tutuyorum. Fazla gitmeyeceğim de. Kardeşim abi. Bak amcanı çek, amcanı. Kuyusunur. Seni çağırırım ama sen gelmesine. Başka zaman beraber. Hadi canım. Biz geldi yetiştik, kimse kalmamış ki orada. Vardı ama onlar büyüktü yani, teyzeler vardı. Ama komşu gitmişler çamın. Daha kimse kalmamış ki, gene işte bir kere gelmiş adam bizi ziyaret etmiş gitmiş. Ama Ermeniler beni çok seviyor. Seni bilmiyorum, sevim misin yoksa sevmiyorsun onu bilmiyorum. Ben tabii ki de seviyorum. Allah komşularım beni çok. Ben seni sevmem mi teyze, Allah aşkına? Burada kaç sene oturacaksın? Gitme ama buradan hiçbir yere gitme. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden?
Neden? Ben seni çok sevdim, gitme bir yere. Şurada yazma. Gitme, bu gece burada kal, gitme. Ne olursun gitme. Hadi. Peki bana bir kalenin dibini ezan bitince söyler misin? Neyi? Kalenin dibini. Tamam, çok güzel bir ki. Ne de? Şey demiş dedi ki yani sokaklarda içeri doğru da. Kalenin dibinde malı yayılır, malı yayılır. Bir kere görmeden yarısı kıyılır. Orucum nefesim geçti. Orucu açtım mı daha çok çoşarım. Değil mi? Tamam, ben o zaman ses kaydını vereceğim, bugün görüşürüz. İçeri gireyim sonra görüşürüz. Sen yavaş yavaş benim sesimi. İyi ki geldin. Şimdi bir söyle bana. Bart. Bartuhi. Bartuni. Bartuni mi demek istiyorsun? Bartuni dedi Bartuni. Tamam. Bart ne? Bart. Bart iyi değil mi? Amcam güzeldi amcam.